dükkanına indirdim. Araba karşıda manzarasının olduğu tarafta. Videodan gördük haberle. İşte öndeki şurada mavi park halinde bir araç vardı. Ona çarptıktan sonra araç bu tarafa doğru döndü. Kaldırıma çarptıktan sonra bir anda yön değiştirdi. Zikzak yaptı. Biz de buradan kaçmaya çalıştık ama araba önüm üstümüze ekti önce. Ben şuraya doğru atlayabildim. Zarzo. Ondan sonra araba buradan devam etti. Allah'tan kimse çarpmadı. İleride de kendisini kilitledi, orada kaldı. Adım Aslan, Aslan Uslu. Öğretmenim ben. 49 yaşındayım. Alanya'da Hayathanem İlkokulu'nda öğretmenim. Yaşadığımız olay aslında hep ekranlarda gördüğümüz olaylardı. Ama bakıyorduk nasıl oldu, ya bu böyle şey mi olur diye hep şaşırdığımız olaylardı ama kendimiz yaşayınca gerçekten daha farklı hissetmeye başlıyor insan. Burada yaşadığımız olayda karşıda bulunan bir araç, ben dükkanların önündeydim. Karşıda bulunan araç bir anda hızlanarak önündeki araca çarpıp yön değiştirdi. 4-5 metre kadar dükkanların önünde içeride olmama rağmen kaldırımdan bir anda üstümüze doğru geldi. İşte o anda insan saniyelerle herhalde bir sürü şey geçiriyor aklından. Bir sürü plan yapıyor. Oraya mı gitsem, buraya mı kaçsam. Arada dükkanların arasında kalmamak için ben kendimi aracın önünden kenara doğru atmaya çalıştım. Araç dükkanların önünden gidip ileride kendini kilitledi ama ben daha sonra videoda farkına vardım bunun. Ben kendimin atlattığı korkuyu bırakıp aracın peşine düştüm oradaki insanı da kurtarmak için. Ne zaman oradaki şoförümüzü de çıkardık, ondan sonra ancak korktuğumuzun farkına varıyoruz. Yani çok plan yapmaya gelmiyor hayat. Bir sürü planlarla, aslında o gün ben bir sürü planlarla inmiştim. Kafamda bir sürü şey vardı. Hazırlık yapıyorum, kırtasiyeden alacaklarım vardı. Ama çok planlı yaşamaya gelmiyor ya da çok insanları kırmaya gelmiyor. Özellikle bugünlerde en çok buna dikkat etmemiz lazım herhalde. Çünkü bir anda bitebiliyor hesap ettiğimiz şeyler. Plan yapmak yerine o günü güzel yaşamak, sevdiklerimize o gün en azından çok geç kalmadan sevdiğini söylemek ya da helalleşmek. Bunlar herhalde çok daha önemli. İnsan dediğim gibi çok yarına bakmamalı. Bugünü biraz daha kaliteli yaşamalı. Bir de bu olaydan sonra videolar izleyince bir şey daha dikkatimi çekti. Normalde ben yolda telefonla hepimiz konuşuruz. Bazen mesaj falan da cevap verdiğim olur ama o günden sonra asla yolda telefonu elime alıp mesaj mesaj yazmamaya çalışıyorum. Çok büyük dikkat dağıtıyor. Gençlerden de özellikle rica ediyorum. Gerçekten başımıza her an her şey gelebilir. Yol üzerinde biraz daha dikkatli. Evet, alo diyelim, konuşalım, mecburuz ama şu yol üzerindeki mesajlaşmaları bırakıp etrafımıza biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ben o gün olayda şunu söyleyeyim. Eğer elimde telefon olsaydı dikkatim olmayacaktı ve o sesi duyup belki de aniden o tepkiyi veremeyecektim. Ve belki bugün ben de hayallerimle beraber yok olmuş olacaktım. O yüzden lütfen biraz daha dikkat ve günümüzü en güzel şekilde yaşayıp helalleşelim. Sevdiklerimize de sevdiğimizi söyleyelim.